Mayıs'tan beri, Nisan-Mayıs'tan beri çok yatay seyreden, yönetilebilir bir salgın süreci yaşıyoruz. 3 tane ciddi yükselişten sonra şu anda İstanbul'da da Türkiye'de de belli bir seviyede ve kontrol altında olan bir salgın. Tabii bu insanlarda biraz rahatlamayı da getirdi. Özellikle aşının da etkisiyle insanların özgüveni de arttı. Biz maske mesafe konusunda biraz daha gevşedik diyelim, biraz daha rahatladık. Rahatlamamamız lazım. Çünkü görüyoruz ki özellikle omikrondan sonra ki bulaşıcılığı fazla, özellikle Avrupa ülkelerinde, İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da, hepsinde vaka sayılarında ciddi artışlar var. Ama bu ciddi artışlar eskisi gibi ölüm veya yoğun bakımlara, yatışlara yansımamış durumda. Her ne olursa olsun maske, mesafeyi ve aşıyı kullanmamız gerekiyor. Toplumumuzun uyumundan genel anlamda ben memnunum. Ama son zamanlarda özellikle kapalı alanlarda maskeyi mümkün olduğu kadar kullanmaları ve mesafe ile beraber insanlarımızın bu konuda mücadeleye katkı vermesini bekliyorum. Aşı konusunda da toplumumuz ona da çok uyum gösteriyor. İstanbul biliyorsunuz geçen hafta itibariyle %75 aşılama oranını çip dozla yapmış durumda. Bu konuda da bütün İstanbul'da yaşayan vatandaşlara ben teşekkür ediyorum. Özellikle rapel veya tekrarı gelen vatandaşlarımızın da aşıya karşı hassasiyeti var. Hastanelerimizde başvurularımız ciddi miktarda. İnşallah rapellerin de tekrar dozları geldiğinizde toplumumuzun yapacağından ben eminim. Ama yine bir şey söylüyorum. Nasıl gripten kışın daha çok sakınıyorsak, eğer hasta kendisini, kişileri kötü hissediyorsa, şüphesi varsa lütfen toplu alanlara, özellikle yılbaşında kalabalık ortamlara girmemelerini tavsiye ediyoruz. Bu hem kendileri için hem de çevresinin sağlığı için önemli olduğunu düşünüyorum. Yılbaşı için biz bir kısıtlama olmayacak. Biz artık toplumun bu kültüre, bu bilince ulaştığına inanıyoruz. Onun için herkesin kısıtlamasını veya kontrolünü kendisinin yapabileceğini, bunun bilincinde olduğunu düşünmek istiyoruz. O nedenle de bir kısıtlamanın veya yasaklamanın söz konusu olmadığını, tabii ki sayıları kontrol ederek karar alınıyor bunlarla ilgili. Ama şu bilinsin ki özellikle Avrupa'daki yükselişlerden sonra bir süre sonra İstanbul ve Türkiye'de yükseliş oluyor. Vakalar yükselse de bizim sağlık sistemimizde bizler de buna hazırlıklıyız. Ama şu anda bir miktar yükselmesi insanları panikletmesin. Sadece korkuyla değil tedbirle bu işin üstesinden geleceğimizi bilinmesini istiyorum. Turkovak Türkiye'nin esasında bilim dünyasında da yerinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çünkü dünyada 9. kendi aşısı olan ülkeyiz. Bilim insanlarımıza, bununla yemeğe geçen bütün paydaşlara ben teşekkür ediyorum. Şu anda seri üretimi de başlamış ve dağıtımı yapılıyor. İstanbul'da da inşallah çok yakın zamanda Turkovak aşısını insanlarımıza ulaştıracağız. Kendi aşımız, onu da uygulamaktan bir Türk vatandaşı olarak, bir Türk sağlıkçısı olarak ben çok memnunum. Allah hepsine razı olsun. Toplumumuz da bu aşıyı yapmasını, rapellerini yapması için hastanelerimiz, özellikle şehir hastanelerimizi bekliyoruz. Covid ile alakalı bir yoğunluğumuz olmamasına rağmen ertelenmiş dediğimiz, ötelenmiş bekleyen sağlık hizmetiyle ilgili bir talep artışımız var. Çekince biraz kalktığı için, aşıyla da kendilerini insanlar daha güvende hissettikleri için özellikle sağlık talebi konusunda bir ciddi talep var. Biz bunu yönetmeye çalışıyoruz. Toplumumuzdan da bununla ilgili sağlık çalışanlarına ve bizlere biraz anlayış göstermelerini bekliyoruz. Sağlık çalışanlarımızın toplumu sahip çıkmasını istiyoruz. Gerçekten nasıl marka değerleri varsa Türkiye'nin şu anda dünyada, sağlık da şu anda dünyada Türkiye'nin marka değeri haline gelmiş durumda. Özellikle şiddet konularında veya yanlış davranışlar konularında hassasiyeti olmayan vatandaşlarımızı toplumsal olarak uyarmamız, onları da buna inandırmamız ve inanmalarını gerçekten